Akaryakıta gelen zamlar şehirler arası yolcu taşıyan otobüs işletmelerini de zora soktu. Yolcu sayısının önemli ölçüde azaldığını belirten yazıhane işletmecisi Mustafa Karakuş, bilet fiyatlarına mecburen yapılan zamlar nedeniyle yolcuların kendilerine tepki gösterdiğini söyledi. Karakuş şunları ifade etti. Merhabalar, öncelikle Kayseri Otobüs Terminali'nde yazıhane işletmecisiyim. İsmim Mustafa Karakuş. Daha önce de sizinle bu röportajı yapmıştık. Bu yaklaşık bir 40 gün önceydi. O tarihlerde yakıtlar 17, 16,5, 17 gibiydi. Hatta 17,50 idi. Şu gün, bugün bu değerde yakıtlarımız, fiyatlar 22,5, 23 lirada. Haliyle bu yakıtlarda olan zamlar sebebiyle fiyatlarımız yolcu ulaşımını etkiledi. Bugün İstanbul fiyatımız 320, en düşük 300. Ankara fiyatımız 160, en düşük 140 olarak yine belirledik. Yani akaryakıt zamları olduğu sürece fiyatlar hiçbir zaman kontrol edemiyoruz. Otobüsçü arkadaşlarımız, gerek yazıhane işletmecilerimiz bu konuda çok mağdurlar. Tabi şu anda mazotta da yakıtta özellikle bir dalgalı bir durum seyir söz konusu. 25'ten 24'lere, 23'lere, 23'lerden geri 24'lere çıktı ama bizim niyetimiz şu yönde. Yakıt her zaman Türkiye'de 10 liranın altında olmalı ki biz yolculara ucuz bir seyahat yaptırabilelim. Bu şartlarda bir aracın maliyeti bundan 1,5 ay önceki ya da 1 ay önceki yaptığımız röportajda 10 bin lira iken İstanbul için konuşuyoruz. Bugün maliyet 14-15 bin liraya çıktı. Bu şartlarda otobüsçülerimizin gitme durumu daha da zorlaşmış durumdadır. Buradaki en büyük sıkıntımız yakıttır yani. Yakıt böyle olduğu sürece düşünün yani bir özel araç kullanan insanlar bile ne mağdur iken otobüsçüler ve kamyoncular da burada dile getireyim. Onlar da kesinlikle mağdurdur. Türkiye'de şu anda ulaşım durma noktasında. Bugün otobüsçülerimiz gidiyorlar ama bakın arka tarafta yatan onlarca otobüslerimiz var. Bunlar gitmek istiyorlar ama yakıt dolayısıyla gidemiyorlar. Çiftçiye verilen mazot zaten çok az bir miktardadır biliyorum. İşte jetlere, özel jetlere yahut da teknelere, yatlara evet yardımlar var. Bizlere böyle biz bu yardımı istemiyoruz. Biz diyoruz ki yakıtı 10 TL'nin altına getirin, herkes yürüsün. Ya bana bugün bir tane ikram verip ne verebilir ki? Yani 5 ton yakıt verse ne yapacak benim otobüsüm 5 ton yakıtı? 6 günde bitirir, 5 günde bitirir. Benim yakıtım 10 liranın altında olmalı ki her zaman otobüsçümüz gidebilmeli. Kayseri noktasından İstanbul'a, Çanakkale'ye, Doğu için konuşuyorum. Kars'a, Batman'a düzenli seferlerimiz var. Kayseri İstanbul demin belirtmiştim, fiyatları 300 lira. Kayseri Çanakkale fiyatları 400 lira. Kayseri Kars fiyatları 350. Kayseri Diyarbakır fiyatlar 300 bandında. En yakın olarak Kayseri'ye yok, yakın komşu ilimiz neresi? Niğde 80 lira. Kırşehir şu anda 90 lira. En yakın komşularımız. Başka da Yozgat 100 lira. Yani bugün en yakın yerimiz 100 lira olarak belirlemiş durumdayız. Son olarak söylemek istediğim şudur. Yolcuların bize, müşterilerimize tepki yapmaması gerekir. Fiyatların bu artış noktasında gerçekten mağduriyetimiz oluştu. Akaryakıt zamları bizim perişan etti. Boynumuzu, belimizi büktü. İnşallah güzel günleri hep beraber ümit ediyoruz.